Merhaba arkadaşlar. Bugün Pixton uygulamasının nasıl kullanıldığı hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. İlk olarak Pixton bir çizgi roman oluşturma programıdır. Programla çizilen romanın yanı sıra karikatürler de oluşturabilirsiniz. Bu programla birlikte dersleri daha eğlenceli hale getirerek pek çok mizah da yapılabilir. Aslında bu programın en önemli özelliklerinden biri görsel ağırlıklı olduğu için öğrencilerin dikkatini daha çok çekerek derse katılmalarını sağlayabilir. Bu uygulamayla birlikte anlatılan bir konuyu görsellere ve konuşma balonuna dökerek öğrencilerle paylaşabilir, onların da çizgi romanlar oluşturmalarını sağlayabilirsiniz. Pixton uygulaması 15 gün ücretsiz kullanılabilir. Yani oturum açtıktan sonra 15 gün bir ücretsiz kullanım hakkı var. Daha sonra bize belirlenen bir paket var. O paketi içeriğini satın alarak bir yıl kullanabilirsiniz. Programa pixton.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra programın akıllı cihazlara da indirilebilir uygulaması var. Programın Türkçe dil paketi bulunmaktadır. Aslında bu da bizim için bir avantaj. Öğrencilerimiz daha kolay kullanabilir bu uygulamayı. Programın kullanımına geçecek olursak eğer, ana sayfa aşağıda görüldüğü gibi. Eğer daha önceden oturum açtıysak buradan oturumumuzu açarak girebiliyoruz hesabımıza. Veya yeni kaydolmak istiyorsak öğretmenler, eğitimciler buradan kaydoluyor. Öğrenciler buradan, ebeveynler ve iş olarak da bir bölüme ayrılmış. Ben eğitimci olarak kaydolduğum için bana böyle bir sayfa geldi. 3 ayrı hesaptan kaydolabiliyoruz. Bu bizim için bir kolaylık. Ben Google üzerinden kaydoldum. Kayıt tamamlandıktan sonra bize kolaylık sağlaması açısından 3 aşamada bu hesabı nasıl kullanırız? Bize öyle bir tanıtım aşamaları koymuş. İlk aşamada video var. Örnek bir video ile nasıl yapabiliriz onu gösteriyor. İkinci aşamada çizgi roman yapıcı diyor. Burada çizgi roman nasıl yapılır bize adım adım göstermiş. Ve üçüncü aşama sınıf kurulumu. Üçüncü aşamaya geçtiğimizde beni hazırla diyor. Buraya bastığımızda ilk olarak bir grubunda isim seçin diyor. Ben grubumuzun ismini Türkçe seçtim. Bu grup kaçıncı sınıftır diye soruyor. Burada bütün sınıfları vermiş. Ben 5. sınıf olarak seçtim. Sınıfı seçtikten sonra özel seçenekleri göz önünde bulundurarak bizden avatar oluşturmak için seçenekler vermiş. Özel öğrencilerimiz için bu seçenekleri de seçebiliriz. Bunlar tekerlekli sandalyeleri göster, işitme cihazlarını göster, ikili olmayan cinsiyet için seçeneği göster. Bu seçenekleri de seçtikten sonra öğrencilerimizin bu sınıfa nasıl katılmasını istersiniz diye bir soru var. İstersek öğrencilerimiz kendi Google kimliklerini kullanarak bu hesaba katılabilirler bu sınıfa. Eğer istersek de oradan bir bağlantı oluşturarak öğrencilerimizin sınıfa Pixton kullanıcı adlarını kullanarak katılmalarını sağlayabiliriz. Bağlantıyı da gönderdikten sonra sınıfımıza bir avatar oluşturmamızı istiyor bizden hesap. Ben hesabımı bu şekilde oluşturdum, avatarımı. Sonraki adım diyoruz. Adlarını ekleyerek öğrencilerinizi hazırlanın. Buradan öğrencilerimizin adlarını ekleyerek onlara bir bağlantı gönderiyoruz. Ben öğrencilerimi ekledim ve onlara bir bağlantı gönderdim. Bağlantıyı gönderdikten sonra öğrencimiz buraya kendi adını yazarak Pixton hesabında daha önce gösterdiğim öğrenci kısmından girerek buraya öğrenci adını yazdıktan sonra oturum açabiliyorlar. Öğrencilerden de kendilerinin bir avatar oluşturmasını istiyor bu hesap. Öğrenciler de avatarını oluşturduktan sonra böyle oluyor. Ve bu sınıfta bir fotoğrafımız oluşuyor. Diğer öğrencileri de eklediğimizde sınıf daha da kalabalık oluyor. Buralarda öğrencilerimiz oluyor. Ve bir sınıf fotoğrafı oluşuyor. Devam ettikten sonra sitenin üzerinden göstermek istiyorum ben size. Ana sayfamız bu şekilde oluşuyor. Burada kendi hesabımızla ilgili bilgiler var. Avatarımı düzenle, hesabım, içerik paketleri, fiyatlandırma ve çıkış yap. İlk olarak en başta sınıflarım diyor. Benim bir tane sınıfım var. Türkçe.
biraz önce oluşturduğumuz. Bu bağlantıyı görerek öğrencilerimizi ekliyoruz biraz önce söylediğim gibi. Sınıfımı görüntüleye bastığımızda öğrencilerimizin burada olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin çizdiği çizgi romanlar burada gözüküyor. Sınıf fotoğrafı da burada. Ve basılabilir çizgi romanlar da burada. Öğrencilerimizin veya öğretmenlerin oluşturduğu basılabilir çizgi romanlarımız burada duruyor. Sınıftan çıktığımda öğretmenin oluşturduğu çizgi romanlar burada. Ben daha önceden hazırlık olması için bir tane çizgi roman oluşturmuştum. Fakat yeni zıt anlamlı kelimelerle onu göstermek istiyorum. Fakat daha anlatıcı, daha açıklayıcı olmak için yeni bir çizgi roman oluşturalım ve nasıl olduğunu göstereyim ben size buradan. Evet, ilk çizgi romanı oluşturmaya başladığımızda bizim karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Arka fon. Arka fonda gördüğünüz gibi birçok fotoğraf var. Fakat bunları kilitli, bunları paketli satın alarak kullanabiliyoruz. Sınırlı sayıda açık sayfalar var. Bunlardan bir tanesini kullanarak oluşturmaya başlayalım. Arka fonu seçtikten sonra bizden bir karakter oluşturulmasını isteniyor. Karakterlerimiz burada. Yine gördüğünüz gibi birçok karakter var. Burada elbise, takım elbise, süper kahraman. Buradan filtreleyerek de karakterlerimizi seçebiliyoruz. Buradan bir tane karakter seçelim. Evet, karakteri oluşturduktan sonra buradan kıyafetini de değiştirebiliyoruz. Kıyafetini değiştirelim. Renkler dediği ten rengi ve saç rengi burada istediğimizi yapabiliyoruz. Saç stili de burada, saç şekli. Saç şeklini de istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Buradan farklı bir saç stili yapalım. Evet, bunu yaptıktan sonra odak diyor. Yani karakterin sayfanın neresinde durduğunu belirleyebiliyoruz. Böyle yapalım biz. Evet, odak da yapıldıktan sonra konuşma balonunu hazırlıyoruz. Evet, istediğimiz kadar buraya 382 karakter yazabiliyoruz. Oluşturduktan sonra tike bastığımızda konuşma balonumuz oluşuyor. Buradan yüzler kısmına bastığımızda yüz ifadelerini de belirleyebiliyoruz. Yine bir sürü yüz ifadesi var gördüğümüz gibi. Bunlardan bir tanesini seçelim. Evet, yüz ifadesini de oluşturduktan sonra buraya bastığımızda buradan gözlerinin hareketlerini de seçebiliyoruz. Ve hareketler kısmına geliyoruz. Burada karakterimize istediğimiz hareketi oluşturabiliyoruz. Yine burada gördüğünüz gibi bir sürü hareket var. Veya elinde telefon gibi birçok malzeme de verebiliyoruz. Evet. Bu şekilde oluşturuluyor arkadaşlar. Panel ekleye basarak çizgi romanımızın diğer sayfalarını da oluşturabiliyoruz. Buradan yine istediğimizi veya yeni karakterler de buradan ekleyebiliyoruz. Bu şekilde oluşturuluyor çizgi roman. Ve buradan bittiye bastığımızda burada çizgi romanlarım kısmına kaydoluyor. İçerik paketlerine geldiğimizde ise buradan aldığımız paketler gözüküyor. Buradan yeni bir paket de alabiliriz. Burada paketlerimiz var. Buradan filtreleyerek veya konu, sınıf içeriğine göre de, derecelerine göre de seçebiliyoruz. Burada favorilediğimiz çizgi romanlar. Burada da basılabilir çizgi romanlarımız var. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi benim anlatacaklarım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.